Başkanım, Göksun'la başlayalım. Tarihi ve doğal güzellikleri olan bir Evet. kentimiz. Göksun'la ilgili neler söyleyeceksiniz? Sonra da icraatlara geçeceğiz inşallah. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle Göksun'umuzu ziyaretinizden dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Tekrar Sağ olun. hoş geldiniz diyorum. Göksun'umuz biliyorsunuz doğal güzelliğiyle meşhur bir yerleşim yeri, bir ilçe, yayla kent her şeyden önce. Hem kış turizmine hem yaz turizmine ev sahipliği yapabilecek güzellikte ve özellikte bir ilçe. Göksun'umuzda kış aylarında özellikle kayakla ilgili olsun, diğer karla ilgili kar mücadelesi bile bizim için biliyorsunuz kış turizmine yönelik bir artı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah geçen yıllarda kar çok az olduğu için yapamadık ama inşallah bu yıl yapacağımızı düşünüyoruz. Bir kar festivalimiz olacak. Yaz aylarında da Göksun coğrafi konum olarak hem ovasıyla, suyuyla, yaylasıyla meşhur bir yer. Doğa güzelliklerinden dolayı bir doğa turizmi anlamında çok önem arz etmekte. Bununla ilgili projelerimiz olacak. Elbette ki günübirlik, belki sizler de görmüşsünüzdür. Bizim Cötten Deresi var. Özellikle doğa turizminde en güzel ve önem arz eden yerlerden birisi. O bölgelere günübirlik turlar düzenlemeyi düşünüyoruz önümüzdeki yıllarda. İnşallah çok uzun yıllardan beri arzu ettiğimiz Kahramanmaraş'ımızın bir biliyorsunuz bakanı oldu. Kültür, Turizm Bakanımız var. Allah'a şükür. Onun da destekleriyle Göksun'umuzda, Afşin'imizde, Elbistan'ımızda özellikle kuzey ilçelerde doğa güzellikleri çok meşhur. Onun yanı sıra tarihi ve kültürel anlamda da zenginiz biz. Bölge olarak da, ilçe olarak da zenginiz. Bu anlamda da inşallah İpek Yolu dediğimiz bir yol var. Bu yol üzerindeki kalelerin elden geçirilmek suretiyle, restorasyona yapılmak suretiyle yine hanlar, kervanlar bulunmakta bu bölgelerde. Bunların yeniden restorasyonları yapılarak, işte yer altında bulunan hanlar, hamamlar var. Bunun birisini ben kaymakamlıktayken yine Doğaka'dan bir proje yapmak suretiyle 4 aylık kazı neticesinde bir hamam ortaya çıkartmıştık. Buradaki güzellikler ortaya çıktı. Yine jeofizik alan taramaları yapıldı. Bunlar üniversite tarafından yaptırıldı ve raporlarda da yine o güzelliklerin devamının, kültürel değerlerin, tarihi yapıların devamı noktasında vurguların olduğu işaret edildi. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem bakanımız vasıtasıyla bölgesel anlamda, tarihi ve kültürel anlamda kalkınmışlığı ve tarihi ve kültür anlamda zenginliklerimizi ortaya koyma yönünde gayret sarf edeceğiz. Göksun'umuz biliyorsunuz bölgede en yoğun kış yaşanan bir ilçe. Artı yarışmalara konu olan, iklimiyle yarışmalara konu olan bir ilçeyiz. Bir günde 4 mevsimi yaşayabilen bir ilçeyiz. Biz belediye olarak, yerel yönetim olarak Göksun'la ilgili özellikle doğal yapısını bozmamak kaydıyla geliştirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz birkaç gün önce bir ulaştırma çalıştayı yaptık bakanlarımızın himayesinde. Orada da bahsettim, Göksun'umuz artık kavşaklar şehri haline geldi. 4 farklı istikametten, yönden, 4 farklı yolla birleşen, bileşke haline gelen Göksun, artık Akdeniz'in 2-2,5 saat hemen kuzeyinde Güneydoğu Anadolu bağlantısı bulunan, Doğu Anadolu bağlantısı bulunan ve İç Anadolu bağlantısı bulunan bir yerleşim yeri haline geldik ki biz bu saydığım 4 bileşkenin ortasındayız. Bunu Göksun adına avantaja çevirme, gelişim anlamında, Göksun'un gelişimini hızlandırma, dönüşümünü hızlandırma anlamında biz bunu avantaja çevirip ve bölgede en güzel yaşanabilecek doğal hayat arz eden bir ilçe yapmayı arzu ediyoruz. Tabii bununla birlikte bizim yaz ve kış nüfusumuz da ciddi manada farklılık göstermekte. Yaz nüfusumuz %20 oranında ilçe nüfusunun artış göstermesine rağmen, kış nüfusumuz buna rağmen daha düşük. Biz inşallah kış turizmini de geliştirmek suretiyle hem kış aylarında da nüfus yoğunluğunu sağlamak hem de insanların Göksun'la ilgili her zaman akıllarında bir şey bulunmasını, Göksun'un güzelliğini ve özelliğini taşımalarını sağlamaya çalışacağız nasip olursa. Ki bunun için coğrafyamız çok müsait.
Akarsularımız hakeza. Su kaynaklarımız mükemmel. Bugün Göksu'nda musluktan içilen suyun değeri, fabrikalarda üretilen suyun değerinden daha güzel olduğunu tespit ediyoruz. Ki bu bizim için çok önemli bir konu. Artı ormanlarıyla meşhur Göksu. Ormanlık alanlarımız, yaylakiyelerimiz çok güzel. Hayvancılık için müsait, tarım için müsait ama sanayi anlamında belki ham madde olmadığı için biz mümkün mertebe Göksun olarak şunu çok arzu ediyoruz. Bacasız fabrikalar kurmayı, sanayileşmeyi, bacasız hava kirliliği yapmayacak şekilde sanayileşmeyi arzu ediyoruz. Bunu temin edebilirsek Göksun'umuz için geleceği anlamında çok daha güzel yerlerde olacağımızı düşünüyoruz, Allah nasip ederse.